merhaba çok sevdiğim saydığım canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Verdiği Son Nefesini adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum İsa'nın ölümüyle ilgili. Öğle vakti gelince ülke karanlığa gömüldü. Bu karanlık ta saat 3'e kadar devam etti. Saat 3 olunca İsa yüksek sesle haykırdı. Elohi Elohi lema sevaktani. Yani Allah'ım Allah'ım neden terk ettin beni? Etrafta duranlardan bazıları bunu yanlış anladı. Bakın İlyas'ı çağırıyor dediler. Onlardan biri koşup bir sünger alıp onu ucuz şarabı batırdı. Bir çubuğun ucuna bağladı, İsa'yı uzattı içsin diye. Dur bakalım dedi. İlyas gelip onu çarmıhtan indirecek mi acep dedi. Sonra İsa bir daha yüksek sesle bağırdı ve öylece son nefesini verdi. O anda Beytül Makdis'teki perde kendi kendine yırtılarak iki parçaya yarıldı. Yukarıdan aşağıya kadar ikiye ayrıldı. Çarmıhın önünde Romalı bir yüzbaşı duruyordu. İsa'nın son nefesini nasıl verdiğini görünce bu adam gerçekten de hak oluydu dedi. Orada Mecdeli Meryem, küçük Yakub'un ve Yose'nin annesi Meryem ve Salome dahil olmak üzere bazı kadınlar vardı. Uzaktan onları seyrediyorlardı. İsa Celile'deyken bu kadınlar onun peşinden gitmişlerdi. Ona hizmet etmişlerdi. Onların yanı sıra İsa ile birlikte Kudüs'e gelen birçok başka kadınlar da oradaydı. Buna göre bir deyiş yazdım. Paylaşmak istiyorum. İsa'nın ölümü zordu, ağırdı. İnsanoğlu verdi son nefesini. İsa'nın ölümü zordu, ağırdı. İnsanoğlu verdi son nefesini. Şah çarmıhta yüksek sesle bağırdı. Ademoğlu verdi son nefesini. Şah çarmıhta yüksek sesle bağırdı. Ademoğlu verdi son nefesini. Makdis'teki perde yırtıldı. Baştan aşağı ikiye ayrıldı. Beytül Makdis'teki perde yırtıldı. Baştan aşağı ikiye ayrıldı. Hakk'a erişime geçit verildi. Davuloğlu verdi son nefesini. Hakk'a erişime geçit verildi. Davuloğlu verdi son nefesini.
Babamın bir yüzbaşı vardı orada. Şah son nefesini verirken gördü. Kervanın bir yüzbaşı vardı orada. Şah son nefesini verirken gördü. Bu adam gerçekten haklı dedi. Şah haklı verdi son nefesini. Bu adam gerçekten haklı dedi. Şah haklı verdi son nefesini. Evet, Şah Hakoğlu orada son nefesini verdi ve o Beytul Makdis'teki perde neyi simgeliyor, neye işaret ediyor? Bizim hakla aramızdaki perde, yani günahımız. Ama İsa'nın öldüğü an o perde yukarıdan aşağı yırtıldı, ikiye ayrıldı. Ve artık yol açıldı ki biz hemen Hakk'ın huzuruna girebiliyoruz. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.